Herkese merhaba. Bugün sizlere fırında mantar güveç yapacağım. Ben ilk mantar güvecimi iş için Erzurum'a gittiğimde yemiştim. O günden beri kendim evde de yapıyorum. İnanılmaz bir lezzet. Ben bu tarifi yaparken kiremit güveç kullanıyorum. Mutlaka bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Hadi gelin tarifimize başlayalım. Yıkadığım mantarların öncelikle saplarını koparıyorum. Kopardığınız bu sapları ziyan etmemek adına başka bir tarif için saklayabilirsiniz. Yalnız çok bekletmeden tüketmeniz gerekiyor bunu. Göz ardı etmeyin lütfen. Bugün sizlere bir sade bir de sebzeli güveç yapacağım. Öncelikle sebzeli olanla başlayalım. Mantarları güvecin tabanına yan yana dizdim. Kabuklarını soyduğum yarım domates, bir tane yeşil biber ve bir tane de kırmızı biberi doğradım. Mantarları koyduğum güvece doğradığım sebzeleri serpiştiriyorum. Mantarların saplarını kopardığımız çukur kısmına mantarların büyüklüğüne göre tereyağı yerleştiriyorum. Koyduğumuz tereyağından başka hiçbir yağ eklemesi yapmadım. Önceden ısıtılmış fırında 180 derece 20 dakika pişirmeye bırakıyoruz. 20 dakika piştikten sonra güveci fırından çıkarıp üzerine dilediğiniz kadar kaşar rendeliyoruz ve fırına tekrar atıyoruz. Kaşarlar eriyip üzeri sararana kadar yaklaşık 10 ile 15 dakika arası bekletmeniz yeterli olacaktır. Şimdi sade olan mantar güvecimize başlayalım. Aslında aynı adımları izliyoruz. Sadece sebzeleri eklemiyoruz. Yine aynı şekilde mantarların içlerine tereyağı ekliyoruz. Fark ettiyseniz hiçbir şekilde su ya da başka bir sıvı yağ eklemedik. İşin püf noktası da aslında bu. Fırında mantar suyunu salacak ve tereyağı eriyip mantarın kendi suyu ile karışıp efsane bir lezzet oluşturacak. Fırında 180 derece 20 dakika pişirdikten sonra kaşar rendeleyip aynı şekilde bir 10-15 dakika daha fırınladım. Ben bu tarifte tuzu pişirdikten sonra eklemeyi tercih ediyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, mantar güveçlerimiz fırından çıktı. Ramazan ayında olduğumuz bu günlerde sıcacık pide ile suyuna batıra batıra tüketmenizi öneriyorum. Ben bu lezzeti hem sade hem de sebzeli olarak yaptım. İkisi de ayrı ayrı lezzetli. Ben seçemediğim için her defasında ikisini de yapıyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.